Gerçekten ümmet Muhammed'in durumuna bakınca, ümmet Muhammed'in haline bakınca, ülkemdeki Müslümanların haline bakınca aynı ahir zaman fitnesinin bütün Müslümanları zapt ettiğini, sardığını ve Müslümanların doğruyu yanlışı ayırt etmekte güçlük çektiğini ve Müslümanlar yanlışı doğru bildiklerini, doğruyu yanlış bildiklerini görüyorum ve bununla alakalı hadis var dediğinde cahil bir kimse o sapkınlık zokasını yutmuş, sapkınlık şurubunu içmiş olan o müslüman kendince hadis-i şerif var deyince böyle e, tabiri caizse büyüklenerekten karşında hadis-i şerif var diyeni küçümseyerekten hani hadisler ne kadar uyulur filan noktasından tutuyor ve sorduğunda ona hani hangi hadis kitabını okudun veya nereden bu hükmü çıkardın da dediğinde bambaşka bir kimlik çıkıyor. Bu kimliğin arkasında İngilizler var. Bu kimliğin arkasında CIA var. Bu kimliğin arkasında Mossad var. Bunu çok 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 yıllar önce sohbetlerde söylediğimde bana gülüyorlardı. Diyorlardı ki bunları sen nereden çıkarıyorsun? Nereden buluyorsun? Ama zaman içerisinde görüldü ki Mossad bile İsrail'e İslam Enstitüsü kurmuş. İlahiyat Fakültesi kurmuş. Mossad Tel Aviv'de İlahiyat Fakültesi kurmuş. Ve buradan mezun ettiği Yahudileri İslam dünyasının içine gönderiyor. Bunu yıllardan beri ben dile getirdiğimde bana deli saçması muamelesi görüyorlardı. Bakın geçenlerde basına yansıyan bir Mossad ajanları oldu değil mi? Her birisi sakallı, hatta birisi Hatay'da sohbet ediyormuş. Her birisi örtülü öyle değil mi? Aldanmayın. Bu tabiri caizse suyun üstündeki çerçöp. Bunu böyle bizim önümüze servis ettiler derindekini saklamak için. Derinlerdekini saklamak için bunu bizim önümüze servis ettiler. Asıl derinlerde bu Mossad ajanları. Bu Mossad ajanları hükümetin içinde. Bu Mossad ajanları ilahiyatın içinde. Bu Mossad ajanları dinayetin içerisinde, bu Mossad ajanları iç işlerinin içerisinde, bu Mossad ajanları devletin damarlarında asıl çıkarması gereken bunlar. Bu Mossad ajanlarının emrinde olan, bunu da söylüyorum şimdi, hep yıllardır diyorum ya, yani tarikatlar var, İngilizlerin kurduğu tarikatlar var, Sihayenin yönlendirdiği tarikatlar var. İngiliz kraliyet ailesine direkt bağlı. Endirekt değil. Direkt bağlı. Cemaatler var. Mossad'ın güdümünde. Cemaatler var. Sihayenin güdümünde. Tarikatlar var. Mossad'ın Sihayenin güdümünde. Asıl girilmesi gereken yerler buraları, asıl üzerinde durulması gereken yerler buraları. Ama bunları cesaretle söyleyebilecek bir deli yok, onların tabiriyle. Evet, o deli benim. Asıl bakacakları yerlere bakmıyorlar ya da şeytan gözlerini perdeliyor bunların, görmüyorlar. Evet. İşte bu Mossad CIA ama İngiltere'ye bağlı bu dini topluluklar sizin önünüze ayet inkarcısı, sizin önünüze hadis inkarcısı, sizin önünüze mezhep inkarcısı, sizin önünüze süre gelen dini kaideleri bozan birer kimlik olarak çıkıyorlar önünüze. Ve siz onları makul görüyorsunuz. Siz derken sizleri kastetmiyorum. Ama biraz böyle dini meselelere duyarlı olmayanlar makul addediyorlar. Bakın Ramazan geliyor ya şimdi. Yine bir tartışma çıkacak. Kadınlar ay halinde oruç tutar mı tutmaz mı tutar? Yine tartışma çıkacak. Ay halinde namaz kılınır mı, kılınır mı, kılınmaz mı? Oruç tutulur mu? tutulmaz mı? Sakız orucu bozar mı, bozmaz mı? Ve bütün koca koca profesörler televizyonlara çıkıp bunları tartışacaklar sizin önünüzde. Sizin önünüzde bunları tartışacaklar. Hiç kimse şunu tartışmayacak sizin önünüzde. Dinin olmazsa olmaz imani kaideleri. Hayatın olmazsa olmaz kaideleri. Bunu tartışmayacaklar. Dinin olmazsa olmazı neler? Bunu tartışmayacaklar sizin önünüzde. Sizin önünüzde tartışacaklar. Örtü nereye kadar örtülmesi lazım, nereye kadar örtülmemesi lazım. Alnınız açık mı kalacak, kapalı mı kalacak? Örtünüz çenenizin üstünde mi olacak, altında mı olacak? Yok namazı kırarken erkekler kulaklarına, memelerinin arkasını mı değdirecekler, önünü mü değdirecekler? Kadınlar tekbir getirirken göğüslerin hizasında mı getirecek, altında mı getirecek? Bir tane mezure tutacaklar kadınlar. Nerede tutacaklar ellerini? Onu tartışacaklar önünüzde. Şunu tartışmayacaklar. Bakın şunları bu ülkede tartışmayacak hiç kimse. Bu ülkede kadınların yüzde kaçı fuhuştan geçiniyor? Bu ülkenin yüzde kaçı çocuğunu tam bir şekilde besleyemiyor? Bu ülkede faizler kaça gelmiş, ticaret ne hale gelmiş? Bu ülkede ahlak nerede, ne tarafa gidiyor tartışmayacaklar. Tabii oturacaklar diyecekler ki kadınlar açık dolaşıyor, etekleri bir karış. Bunu tartışacaklar. Kadının eteğini mezur eli ölçmüş gibi. Olmazsa olmazları tartışmayacaklar yine. Ramazan geliyor. Kadir gecesinde buradayız. Kadir Gecesi'ne kadar göreceksiniz bakın televizyonlarda neler tartışacaklar. Evet. Olması gerekeni, söylenmesi gerekeni söyleyemeyecekler. Söylerlerse televizyona çıkamazlar. Söylerlerse gazete köşelerine yazamazlar. Söylerlerse CIA'nin beslediği, Mossad'ın beslediği kitap basım evlerinde kitapları basılmaz ve satılmaz. Söylerlerse eğer mamaları kesilir. Söylerlerse eğer değişik koftiden meselelerle yargılanabilirler. Evet. O yüzden söyleyemezler.